Ertuğrul Özkök'le günün yorumu. Dinlediğiniz bu marş Fenerbahçe marşı. Yaşa Fenerbahçe adını taşıyor ve Fenerbahçe camiasında Fenerbahçe taraftar korosunun marşı olarak biliniyor. Statta her hafta bu marşı dinleyebilirsiniz. Bugünlerde Fenerbahçe'nin kongresi yapılıyor. Önümüzdeki cumartesi günü başlayacak ve pazar günü de oylamayla sona erecek. Dikkat ediyor musunuz? Şu anda Türkiye'de en çok konuşulan konulardan biri Fenerbahçe kongresi. Oysa bundan 3 hafta önce daha yeni Galatasaray kongresi yapıldı. Galatasaray şampiyon takımdı. Şampiyonluğun keyfini yaşıyordu ve o keyif içerisinde bir genel başkanlık yarışı yapıldı ve başkan seçildi. Belki de aranızdan çoğunuz bunu duymadı. Ama Türkiye'de yaşayıp da Fenerbahçe kongresiyle ilgili haberleri görmemek mümkün mü? Neden böyle oluyor? Çünkü Fenerbahçe gerçekten futbolun dışına taşan sosyal derinliğe sahip bir kültür olayı Türkiye'de. Kültür olayı derken bunun ekonomik ve siyasi boyutlarının olduğunu da söylemek istiyorum. Ben de Fenerbahçe kulübünün kongre üyesiyim ve bu pazar gidip oyumu kullanacağım. Bakın Fenerbahçe öyle bir şey yaptı ki ikinci olduğu halde bu sene bütün dünyada en çok konuşulan kulüplerden biri haline geldi. Neden? Çünkü Mourinho gibi gerçekten dünyada ses getiren bir teknik direktörü kadrosuna kattı ve onunla anlaşma imzaladı. Şu anda futbol dünyasının bütün dünyada bir numaralı konuşulan konusu bu. İki numarası Mbappe'nin Paris Saint Germain'den Real Madrid'e transfer olması. Ben diyorum ki o yüzden bu hafta başkanlık yarışına giren iki başkan adayı Fenerbahçe'nin bu sosyal derinliğinin bu dünya çapındaki getirdiği sesin farkında olup ona göre davranmalı ve ona göre düşünmeliler. Ertuğrul Özkök'le günün yorumu.